15 Temmuz 2017 hain darbe girişiminin üzerinden tam bir yıl geçti. Türkiye 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi yaşadı ve bunu Türk Silahlı Kuvvetleri arasına yerleştirilen bir grup asker yaptı ve kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanıttılar. O gün polislerle askerler arasında çatışma çıktı ve sivillere ateşler açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi resmi internet sitesinden ve TRT genel yayınından bir bildiri yayınlandı. Yönetime el koyuldu, sokağa çıkma yasağı ilan edildi dedi. İnsanlar şoktaydı. Ne yapacaklarını kimse bilemiyordu. Ve herkes Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon kanalına katıldı o gece ve bu bir darbe girişimidir. Herkesi sokağa davet ediyorum. Bunu ancak milletimizin gücüyle yenebiliriz dedi. İşte tüm bu sözden sonra darbenin seyri değişti. 16 Temmuz 2016'da darbe girişimi önlendi ancak 249 kişi şehit oldu. Ve ondan sonra bugün de devam etmekte olan OHAL ilan edildi. İşte 15 Temmuz 2016'da bunlar yaşandı ve üzerinden tam bir yıl geçti. Bugün KRT Kültür Televizyonu olarak özel yayınlarımız olacak. Gece geç saate kadar yayın yapacağız. Bugün canlı bağlantılarımız, telefon bağlantılarımız olacak ve elbette bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de uzanacağız. Tüm gelişmeleri sizlere aktaracağız.